Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz san'at shaydolari hamda studiyamizda tashrif buyurgan aziz ustozlar. Mahalla telekanali orqali efirga uzatilayotgan Retro Shedevr loyihasi yana xonadoningiz mehmoni. Aziz do'stlar, xabaringiz bor, Retro Shedevr dasturi orqali biz ko'nglimizdan joy egallagan, xalqimizga manzur bo'lgan retro filmlar, retro spektakllarning sahna va sahna ortidagi xotiralari, qolaversa ijodkorlarning, ya'ni qo'shiqchilik, ashula sohasidagi ijodkorlarning ijodiy namunalariga nazar solamiz. Bugungi dasturimiz ham albatta o'zlarini qo'shiqlar bilan xalqimizga manzur bo'lgan, o'zlarini qo'shiqlar bilan hamon qalbimizda yashayotgan, o'zining qisqa ammo sermazmun hayoti bilan hammamizga ma'lum bo'lgan Rustam Qori Tursunov haqida so'z boradi. Dasturimizni boshlashdan avval e'tiboringizni monitorga qaratishingizni iltimos qilardik. Marhamat. Qora soching qamchidir, qirqta qamchi sulu qiz. Qamchining dastida yoshil tomchi sulu qiz. Qora soching qamchidir, qirqta qamchi sulu qiz. Qamchining dastida yoshil tomchi sulu qiz. Boshim olib ketarman, biroq qolar sulu qiz. Boshim olib ketarman, biroq qolar sulu qiz. Qirqamchining dastidan kim sog' qolar sulu. Aziz teletomoshabinlar, bugun biz studiyamizga ustoz san'atkor Rustam Qori Tursunovga yaqin bo'lgan insonlar, ularni hamkasblari, ularni o'ziga ustoz deb bilgan shogirdlari va albatta ularni oila a'zolarini taklif etganmiz. Studiyamizga tashrif buyurgan barcha ustozlarimizga yana bir bor xush kelibsizlar deb qolamiz. Birinchi bo'lib hozirgi so'z navbatini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kozim Qayumovga bermoqchiman. Rustam akam to'g'rilarda gapirsa, ko'p gapirsa bo'ladi, sababiki nafaqat xonanda, bir iste'dodli xonanda, balki yaxshi iste'dodli sozanda ham edilar, bastakor ham edilar. Masalan, mana hozirgi vaqtgacha o'sha Zuhro degan qo'shiqlari qaytmadi, yoki mani kutgil degan qo'shiqlari haligacha mana ko'plab hofizlar, xonandalarimiz ijro etib kelishadida, bir o'zbek xalqini bir mulki bo'lib qoldida endi. Man qo'shiqlarini eshitgan edim, lekin o'zlarini ko'rmagan edim. Bir joyga xizmatga shu ansamblimiz bilan borsak, bir ukaxonimiz o'ylanadigan bo'ldilar, xullas bular xizmatda ekanlar. Bular bu burchakda o'tiribdilar, bular bu burchakda salom alik qildik, mashhur qildik. Shu bilan menga so'z bersangiz, chiqib bir munojatni tinglab turgan bir qo'shig'im bor edi, Abdulla Orif she'riga aytiladigan shu qo'shiqni ijro etdim. Deb mandan keyin chiqib shu Kozimjonning shu qo'shiqlariga bir menga ilhom berdi. Shu qo'shiq, men mana bu qo'shiqni aytib bermoqchiman deb bir ikkita qo'shiqlarni ijro etdilar, kelib o'tirdilar yonimizga. Shunda aytdilarki, buni yozganmisiz Kozimjon? Magnit tasmasiga tushirganmiz. Men aytdim, yo'q, hali yozmaganman. Yaxshi, chiroyli qo'shiq bo'pti shu. Shuni yozing albatta, xalqimizga ma'qul keladi. Mana shu bir sabab bo'ldi. Qisqa muddatda ichida juda bir mazmunli, chiroyli bir hayotni kechirib, o'zlaridan keyin mana ko'plab chiroyli san'at asarlari, mana zurriyatlari, farzandlarini qoldirdilar. Alloh rahmat qilsin. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. Studiyamizda obdaga o'tiribdilar, obdaga. Sizni ham fikrlaringizni, xotiralaringizni tinglash niyatidamiz, marhamat. Men muzika maktabini bitirganman-da, o'qib. 60-chi yillarda, ya'ni juda qattiq ishqiboz bo'lgan edim men ham. Rubobni yaxshi, rubobni bitirganman, torni yaxshi chalardim, qo'shig'ini ham aytardim. Rustam Qori bizga tanishib qolgan bizga. Endi uni bir odati bor edi-ku, Rustam Qori o'zi haqiqiy butun sozanda, butun xonanda, butun bastakor, bag'ri keng, shirin so'z, muloyim, yaxshi qadrdon bo'lib qoldi-ku, shu bilan
Ciyanımı töyde hizmet kılardı kelim. Ciyanımı aşırı eti yürürdü. Cüce çöyle hizmet kıldı kelim. Rüstem Karı Rahmali, Meryem 3-4 Mart'a çakırdı. Birge, töyge birge, abicanlıke yürüyün birge barıp geliyordu. Birge barıp gelişti. Cakat okurmat kılardı. O yüzden bir gün ilgeri çıkan sazanda ama harzanda, hanada olsa cakat okurmat kılardı. Şu birge barış geldi. Kendine kayınım oylanadığım oldu. Kayınım ben töyde ahırı geçe hizmet kıldı. Yani hemme minnadar oldu. Rüstem Karı'nın şuna kadar adet barıydı ki, hizmet kıyandığım Çin dilden hizmet kılardı. Yani yetiyorken aşırılasında mesela yedirerdi. Bu işten adam mazak olup ahırı geçe, şuna bir rahatlardı. Rüstem Karı Tosunov'nu biz bilmeyen cihatları hakkında, elbette Ciltomaşı birilerimiz fazla haberdar bu işi yaptı. Cidikop hatırlar bana yüze geçe yaptı. Va ular bilan birga yonma-yon yurgan mana hozir Muhammadjon aka haqida gapirdik. Muhammadjon aka siz ham do'stlari, ham hamkasblar sifatida Rustam Qori Tursunov haqida nimalarni ayta olasiz? Marhamat. Bahodir Saidov degan torchimiz bo'lardilar, rahmatli. Yaxshi torchi edi. Mana O'zbekistonda sanoqli torchilardan edi. Shu odam men bilan ko'p hazillashiblar. So'radim, azgina jig'i ketdi. O'zi jig' odam edi, uncha-muncha odamlar gaplashmasdi. Bahodir aka dedim, şu Rustam nima deysiz dedim şu tor çalışlariga. Sen torsini etiyim dedim. Ha torsini etiyim, şu torsini bilgen için şu savol beriyorum sizga. Bahodir aka desem, bana İlyas Mallayim bana dedi. Bana haz mendilik dedi, torçı dedi. Bize dedi, bor narsani çalamiz. Rustam yo'q narsani çaladi. Bol farkını bildiğimi dedi. Soqoq degan qishlog'imiz bor, Parket tepasida. Ashulaga juda ham ishqiboz, chertib-chertib eshitadi ular ashulani. O'sha paytda endi. Rustam hech chiqmagan ekan shu yoqqa. Biz chiqqan edik bir-ikki marta. Birga chiqdik to'yga deb. Shu yerda hech kim ko'rmagan Rustam, G'ulom aka bor, Yoqub, Obid aka bor, Hodilov. Ular shu yengali para bo'lib chiqqan payt ularni yetishyapti. Shu orasida keyin biz Rustam bo'lib borganmiz dedi. Bunday bir ko'rsatamiz dedi. Shunda Rustam g'anovat berildi-da, o'rtaga tushib torni endi shunaqali rezda improvizatsiya shunaqa chalib tashadi. Odamlar endi nimadir kindi qarab, shu tor to'xtadi-yu Etvara kam yaptı ya şunlarını, şu mikrofonu da ağzına barat kaytadı, ağzına barat kaytadı. Yanım diye bir kitlesi getirdim. Bu dedim, hazır dedim, çünkü yazı vakti yeterdi kendiler sen dedim. Şunda, ne? Ao şehirden geldik biz taqqa, koşuk şimdi ben de sokaqqa, dedi. Ura urup ketti adamlar. Endi kutmagan ku hech kim. Shu ketdi boqqa, toqqa bo'lib haligi bitta ashula bo'lib ketdi. Qattan kelyapti, xudo biladi endi. Shunda Mahmud tambir chalyapti deydi. Mahmud tambir endi gildil-gildil qilib chalyotgan payti. Rustam qarab turdi, tor tambir soziga sozladi torni deydi. Tambir soziga sozlab bir tambirda chalinadigan kuyni chaldi. O'tirib biz o'zimiz. Chalib-chalib turib, Mahmud qani Mahmud dedi. Shu yerda men Rustam aka, simichog'ingni ber dedi. Shartda simicholib torni simichoda chalib ketsa, tizzasiga qo'yib. Shunaqasini ham ko'rganmiz. Shunchalik hozir javob, shunchalik usta sozanda edi. U chalmagan asbobi qolmagan. Doiradan bunaqa doira chalish, usul doira chalish uncha-muncha doirachiga emas edi. Dilmurod, Elmurod, Xolmurod islomlarning ustozi rahmatli o'tib ketdi u ham davlat degan yigit edi Anvar aka ham deyishardi. Shunda bitta davol qo'shni edi Dilmurod, Dilmurod akalarga, Xolmurodlarga. Shu yerda shularni singlisi uzatiladigan bo'lib, shu yerda qiz bazim bo'ldi-da. Men yetilgan edim, Rustam yetilgan, kalavatda o'tiribmiz endi hali asrdan keyin, hali shom bo'lmagan, kun botmagan. Endi-endi yig'ilishyapti odamlar-da. Shunda endi Elmurod Sheral Jo'rayev bilan yuradi. Bir Sheral Jo'rayev kelib qoldilar. Darrov odamni ham kalavatga chiqarishdi biz o'tirgan joyga deydi. Shunda Elmurod kelib
Rustam aka qulog'i geldi. Sher ekam yetdi doira chalib yering. Tashvilasi geldi. Sher aka ham sher aka tashvilasi doira chalib bersinlar Rustam aka. Bo'ldi, bo'ldi. Bu endi shunaqa qizigan doirani olib kelib berdi. Rustamda taqishi bilmasdi doirani de. Qo'liga unda qo'yimda aylantirib o'rab oldi ipini. Unda aylantirib o'rab oldi de. Shunda Elmurat etdi ki sher aka, ana ashlaysiz bari, o'ylatmagan sen eding, kuylatmagan sen eding, hindcha usulda. Shuni eting dedi. Doira bop dedi. Shuni etdi endi u Rustam barmoqlari ingichka emasmi endi? Xuddi nog'ora cho'pda chalayotganga o'xshaydi doirani de. Chirillatib shunaqa chalayotdi, har bitta qochirig'iga qahramon aka rahmatli bor, dadaylar bor, 20 ta doira. Bir doval tegi turib olib baqirib yotibdi dedi. Ura ur. Shunaqa sozanda edi. Shunaqa hofiz edi. U shunday paytda yashadiki, san'atkorning qadriga yetiladigan payt edi. Qaytsa to'yga yo bir joyga yig'inga borsa, o'rtaga tushgan san'atkor shunda sozini dirin qildi. Eshituvchi shinavandalar bir qaradi. Bu kim o'zi nima etmoqchi bu? O'sha mikrofon gohida bo'lardi, gohida bo'lmasdi. O'sha 300 ta 400 ta odam bo'lsa ham, o'sha be mikrofon joylarda ham dovushi yetardi, odamlar eshitar. Shunaqa davrda yashadi Rustam qori. Muhammadjon aka rahmat deymiz. Albatta, aytib o'tganimizdek, Rustam qori Tursunovni mana shunday bir tomoshabinlarimizga bir yangilik bo'ladigan jihatlar haqida ko'p so'z yuritilyapti. Studiyamizda mana ustoz san'atkorimiz O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirza Safar o'tiribdilar. Ustoz, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Qanday xotiralaringiz bor Rustam qori Tursunov haqida? Marhamat. Endi 1990-yil, yanglishmasam 13-sentyabr kuni bo'lgan shu fojia. Shu kuni san'atkorlar va endi san'atkor bo'lishni orzu qilgan bizga o'xshagan talabalar Rustam qori Tursunov fojiasini eshitib larzaga keldik. Nasib bo'lmay qoldi shu inson bilan ko'rishib bir duolarini olib bitta bo'lsa ham o'zlari bizga qo'shiq o'rgatish baxtidan biz benasib qoldik. Endi mana ustozni shu televideniya xodimlari 1989-yilda oktyabr oyida aniq eslayman, kechqurun soat shu 10 lardan keyin oila degan ko'rsatuv bo'lardi. Shu ko'rsatuvda Rustam qori Tursunov haqida yaxshi bir ko'rsatuv bo'ldi menimcha. Shu 3-tami 4-ta qo'shiqlar shu syomkadan shu tasvirdan shu yakka yagona manba shu bo'lsa kerak. Yanglishmasam. Endi bejizga emasda mana endi Rustam qori Tursunovni torchalishlariga o'sha 70-80-yillarda mashhur bo'lgan ittifoq davrida mashhur bo'lgan Zaynab xonlarvani kelib o'zi tan berib ketishini juda ko'p ta'kidlashgan bejizga emas. Mana biz o'zimiz ham ko'pchilik shu yerda o'tirganlar to'r chaladi. Lekin Rustam aka qilgan nolalar, Rustam aka qilgan qochin endi texnika nihoyat darajada endi chiroyli bo'lgan betakror darajadagi qochirimlari, betakror darajadagi nolalarini biz mana hozir endi yaxshi to'r chaladigan yaxshi yigitlar chiqishyapti mana Sherzod Ergashev degan yigit chiqdi, Bahrom akaning farzandlari, mana Sarbon guruhida Farhod Saidov bor. Yana bir qancha yaxshi tomoni Habbulla Shamsiyev Rustam qori akamga o'xshab ashula ham aytadi, Rustam qori akamga o'xshab toram chaladi. Shuning uchun Rustam akam o'zlari bebaho bir san'at sohibi sifatida haqiqatda bizni san'atimiz tarixida o'chmas iz qoldirdilar. Mana radioda O'zbekiston radiosini o'sha oltin fondida muharrir bu ishlagan akademik ustoz Yunus Rajabiyning avlodlari Afruza Umarova shu Rustam qori Tursunov to'g'risida bir eshitirish qilgan o'sha O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ismoiljon G'ulomov gapirganlar Rustam qori akam to'g'risida ko'proq ko'p yoshlarimiz mana Rustam qori akam qo'shiqlarini ijro etib xalqqa tanilyapti. Mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurashid Yo'ldoshev mana bir jup qo'shiqlarimiz Zuhro kelmadi, mana shu suruvda ko'zim qoldi qo'shiqlarini aytib
xalqi manzur qildilar. Oramiz aka ustoz mana shu Rustam Qoriga haqida juda ham bir to'lqinlarim, yaxshi fikrlarni bildirdingiz. Endi sizdan kutishadi albatta tomoshabinlarimiz. Mana shu ustoz san'atkorimiz bir qo'shiqlarini bir singil tinglasak sizdan. Endi men 1992-yilda Xalqlar do'stlik saroyida o'sha Kamolat tanlovining g'oliblari konsert bo'lgan vaqtda men ataylabdan shu ustozga bag'ishlangan ashula bastalaganman. Bu qo'shiqni juda ko'p joylarda ijro etganman. Farg'ona vodiysida gastrollarda ijro etganman. Bu o'sha mashhur Rustam Qori bo'ldi u. Ko'kdan og'oq so'ndi bir yulduz. Dilga cho'kdi chuqur g'am alam. Nogoh halok bo'ldi bir hofiz. Ul zot biling Qori Rustam. Bir ochilib yana so'ldi u. Dilni romu maftun qildi u. Yuraklarni larzaga solgan mashhur Rustam Qor bo'ldi u. San'atiga oshiqlar qoldi. Aytilmagan qo'shiqlar qoldi. Ustoz bilan suhbatda bo'lmay dilda armon kuyiklar qoldi. Ustoz Rustam, ustoz Rustam, mashhur Rustam Qori bo'ldi u. Ey rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, ustoz, salomat bo'ling. Hozir bu yerda Rustam Qori Tursunovning shogirdlari ham o'tirishibdi. Sadul aka, studiyamizga xush kelibsiz. Rustam Qori Tursunovning birinchi shogirdlaridan desak mubolag'a bo'lmaydi, to'g'rimi? 1979-yilda ustozlarga shogird bo'lib borish sharafiga muyassar bo'lganman. Bunga Alloh rahmat qilgan bo'lsin, Nig'man aka degan akamiz bo'lardi. Bu yerda o'tirgan akalarimiz yaxshi ishlasa-da. Shu inson sabab bo'lib meni olib borganlar. Rustam, senga bir kamma olib keldim. Oti Sadirlar. Shu bola senga topshiraman, tarbiyalaysan deganlar. Xo'p, aka deb olib qo'yganlar. Shu kundan boshlanib bizani ustoz shogirdlik kunlarimiz boshlangan. Men haftasiga 2 marta, bo'lmasa 3 marta uylariga borardim. Qo'limda har doim daftar, ruchka, kitob bo'lardi. Aka bilan o'tirib yangi she'rlar yozilardi. Ular juda ko'p she'rlar o'zlari yozganlar, kuybastalaganlar. Mayotdi akalarimiz ularni bastakorlik sifatlariga ham urg'u beruvchi ishda haqiqatdan ham shunaqa. Kitob ko'p o'qirdik. Men o'qib berardim, eshitib turardilar, bo'ladi bo'lmaydi qilib ajratardilar. Shulardan birgalikda juda ko'p qo'shiqlarni yaratganmiz. Akam bilan o'tirib. Men o'qib berardim, o'zlari ovozlari bilan qaytarib o'qib, magnitofon lentasiga tushirib yozib qo'yardilar-da. Shuni keyin qo'shiq qilib yaratardilar. Rustam akam bilan 6 yil birga hamnafasi bo'lib yurdik yo'llarida. Men davrani olib borardim. Rustam akam Xudoim bergan bir mo'jiza desak, men yanishmagan bo'laman deb o'ylayman o'zim. Chunki haqiqatan Qosim akam aytganlaridek, Rustam akam ham bastakor, ham shoir, ham ijrochi, ham tori shunaqa bir chiroyli chaladilar. Hattoki Ozarbayjondan kelgan tori ustalari o'zbekistonliklar tori olib ketaveradi-ku, chalishni bilmaydi deb o'ylardim. Bor ekan bittasida borgandi, Rustam akam chalishini eshitib. Shunaqa darajada tori juda chiroyli chaladilar. Keyin xotira Rustam akamda juda ham kuchli edi. Rustam akam turgan bitgan mo'jiza edi. Xotira juda kuchli edi. Mana misol uchun sizdan gaplashib, hali yana qilib ko'ngillarga o'tirib qoldingiz.
15 mil yapıştıyla. İsminizi yettiniz, başa kaldınız da. Şumlar, oradan 3 yıl, 10 yıl ötüp etedi. Bir cöyde yine konuşup kalıp, Assalamu alaikum Rüstem Bekat siz. Kadırcan yaşamasız deyip, isminizi doğru yetip konuşup duradılar diye. Uşanı uzede bir peste işlep, isminizi hem çıkarıverip, halik anakanı kıveradılar. Yani katlı konuşkalar geçen eti verildi kereye basa. Şuna kadar kuatara güçlü güçlü giydi. Car mahallesi de, şu yenge taşmi anakası da, bir toy buldu, oğul toy buldu. Yani mucizana karayın bu vatliyen mucizana. Oğul toy buldu de, halik oğul toy da, koçanı bekitip, iki ağa katar kılıp, cahilanı soğuyan toy yegesi, yani arzu havasından. Nali ağadan bekitken koçanı, bir ağadan bekitken koçanı. Nali ağa bitti kalavat koygan, bir ağa bitti kalavat koygan. 400-500 adam oturup talik gördü yani. Bir ağa değil kalavatta Rüstem Akam'la bize, Rüstem Akam'ı sastavı. Ali Şerekem, o Kabul Akam, Huda Rahmat Kıyam bizim bana. Nasıl Akam gülü. Bir ağa da, Nomangan'dan kegen Rüstem Akam'dan koşukçu yegen bir ağa değil. Yani bize, ben ulanı bilmiyemem, iştim Akam'a. Rüstem Akam, yakşı iştikene geldi. Koşuklarına, Nomangan'lı Rüstem Akam'a. O şartta, İkide koşuğunu ya yeterli, ikide koşuğunu bir ay yeterli. Rüstem Akam yeterli. Maşına kılıp, yarın Tuğhan'ı bir yaka türüp getirip oladı, yarın Tuğhan'ı bir yaka türüp getirdi. Şu Tuğ'u ahire gibi bağırıp koyduğunda, Rüstem Akam yeterli ki, Rüstem Akam, ben sizinle kuruşu arzu kuyulardım. Ben de bugün kuruştum. Kudaa göçükür, cüda bekliyim ben. Sizge bitti, yenge koşuğum var, şu koşuğumu sizge bağışlayayım ben dediler. Rüstem Akam yetip edildi yenge koşuğunu. De, bütün Tuğhan'a tur vardı onun neden. Kegin koşu tügegenden kegin nerede Rüstem Akam o neden turdi? Rüstem Can dediler. Ben sizi hem yaş göremez, sizi koşuklarınızı, sanatınızı yaş göremez. Ben hem de yenge koşuğum var, hatta ki sazandalarım bilmiydi challenge'ını hem. Ben o zaman bir tahmini yıkılıp Ali Küyük'e sop koyuyorum ben. Hazır böyle cor bu birisi, şu koşuğunu ben sizi bağışlayayım ben dedi Ali Rüstem Akam. Ali koşuğunu eti verdi. Bütün tuğuhuna turdu yani Halin'e. De şumlam tuğuyu tüge başa kılıp, şu Gülrana koçası ki geldik. Gülrana ki haydi Nasır Can dediler. Nasır Akam haydi bu adalı şu hakkı. Hem ben şu iki üçte maçını üçte yığıldık. Şimdi yöleye kırgen de bu 85. yıl 86. yılda bu sekreti tahmini. Abbas Khan dediler. Abbas bizimle birlikte yürürdü daire üstesi. Abbas Khan dediler. Dairemle, Ali, Tarım'la dairene hap geleyin dediler. Abbas hap geldi yürüp. Rüstem Akam Tarım'ı aldılar. Saat 11:30-12. Koşullar hiç kanakana kımasıydı çünkü bilardı Rüstem Akam sanatını başkasını. Uğulay atken deyem, o da mazak ve işledi yani şöyle diye, Aliye'nin kımasıydı diye. Halige Rüstem Akam eti vergen koşuğunu, yani tarda icra akıp durup, ondan hem zor kalıp icra akıp durup, halige koşuğunu eti verdiler baştan akır geçer. Ana hatıra, ana yuvatlap kalış. Şuna kabir Aliye'nin kımasıydı giydiler diye Rüstem Akam. Sanat sahası da cüdü kuşu insan bu geliler. Akbar Eken Nazarıp degen Doğra Çalkemiz varla ustaz sanatkar, umurlar rıza olsun. Şu kişi oyla gelirlerdi 89. yılda Abbas Hamun'a gelişti de Kuda rahmet kısım bu kurduğunu hal yıkıp Tuğuluk sasab bilen, barabandan tartıp, sintizatör geçip hemen her şey var, klarnetle geçip var, altın kanat boyatıptı Ada buldu mu ganni boyatıptı, hemen her şey Rüstem Akam geldi Tormunam Pişonayda men sığmagan yollar kaldı Yar yar boludu İşan asmıyor mu toy? Hey Bolup şu bir 5 dakika bundan ziyat bulmasa eğer Şuna kadar haykırıkla hayratlanıp Adamla zavuklanıp Rüstem Akam'a Delde bolup hem özlüğünü işgardaki uşa tuğuyanını Sarkıyan boldu uşa diye tamoşa billedi Azerbaycançı koşullaki utkenleri de Barabana bir yağda kaldı, bas gitarıyam, her yağda kap gitti. Tar dairemine bütün başı katta ensemble ornunu basıp, hatta ki uşatta şinavandala yetişti ki, Rüstem Akam yine eşitildi. Ya ben ülkelerim şöt diyeceğim, ben şöt deme hazır, şöt deme deyip, Kuda rahmatı şu korganım. Yine takitliyim ben ki, bana Nasır Akam yakışı bilirler, ülkelerimizi yakışı bilirlerdi. Ben derslerine alamayı koyacağım, ben mektebdaşımız varla, ciğerleri tebessüm. Şu abkilerdi zapslarını maktabke, Osmanlı payetimde, oşende yetken bak, iyi ha? Bu bana ulgaya genem, o bu bana katta bu genem, o bu dup. Şuna kadar hazır hazır kılardım, o şey, maktabdaşımız yaman olsun da.
yil kipriginga hayol çöksa meni eslagil qahr qilsa qish qahraton meni eslagil rahim qilsa yo saraton meni eslagil hajringda zor yurganimni eslagin dildor hayotingga kirganim unutma zinhor hayotingga kirganimni unutma Oydun tunda yıldız uçsa meni eslagil bulut yursa yomg'ir quysa meni eslagil Yolg'iz uyda chiroq yoqsang meni eslagin yuragingni firoq yoqsa meni eslagin hajringda zor yurganimni eslagin dildor hayotingga kirganimni unutma zinhor hayotingga kirganimni unutma zinhor unutma Jonli ijrolar uchun Habibulla aka rahmat kattakon. Albatta, juda ham bir hamma maza qilib ta'sirlanib tinglab o'tirdi bu qo'shiqlarni. Ustoz san'atkorimizni qo'shiqlarini kuylab yurgan, albatta o'zlariga ustoz deb bilgan Ozodapa Madrahim o'tiribdilar. Ozodapa xush kelibsiz studiyamizga. Ozodapa so'z navbatini sizga beraman. Marhamat. Ustoz bilan bog'liq qanday xotiralaringiz bor? Ustam qori deganda men o'sha san'atimizni tarixiga yozilib qolgan buyuk san'atkorlarimizni qatorda ko'raman. Bir yaxshi san'at shinavanda oila parvar ayol parvar yigitligini bilaman deyman. Bizda o'sha paytlarda endi hali dutorchi qizlar ansambli bo'lgan paytimiz ekanda radiodan uyoq-buyoqda man to'y-to'y chiqlarda eshitib qolardik. Magnit lentalari bo'lardi, o'shalarni olib, sotib olib eshitib yurardim o'zim g'oyibona. Keyin bizdan oilamizda ham Rustam qorini yaxshi ko'rib eshitar edik. Turmush o'rtog'im bilan juda yaxshi aka-uka munosabatda bo'lganlar. Bir ikkita mehmon kelib qolsa, darrov shularga yaxshi do'stlarimizni, chiroyli dasturxonimizni shularga ilinardilar. Keyin uyiga ham kelib o'sha yerda ham darrov endi san'atkor bo'lganingizdan keyin bir ikkita qo'shiq eshitaylik bo'ladi. Bu yerda turib eshitib mazza qilardik. Keyin Rustam qoriga
o'sha bir qo'shiqlari bor ekan Ozod opa. Tanovar usulda. Keyin so'zlari ham qizlarga munosib deb shu qo'shig'ini taklif qilib, lentaga yozib olib keberdilar. Shu o'rgandim. Osha qora sochlar o'sib qoshga tushibdi. Bu endi osha Zebo Mirzayevani so'zlari edi. Mayli deb osha paytda endi qo'limdan kelganicha 3-4 ta o'rtoqlarimiz bilan dutorchi qizlar o'rtoqlarimiz chal bergan. Yaxshi ham shu narsani aytib o'zimni arxivimda saqlab yurar edim. Buni Rustam Qori Tursunov bastalaganlar. Ha, ularning musiqalari bo'lgan. Zebo Mirzayevani ahad so'zlari, she'rlari bo'lgan. Yaxshi inson edilar, askiya qilardilar, kuldirardilar. Keyin bir kun aytdimki, radioga kelsangiz, agar mash qo'shiqni bir eshitib ko'rasizmi, ustoz? Dedim, ma'lum bo'pti, xo'p deb eshitib ko'rdilar. Mayli, agar magnit lentaga radioga yozsalaringiz, deb ruxsat berdilar. Ustoz san'atkor Rustam Qori Tursunovni biz bilamizki, mana shunday ajoyib sozanda, ajoyib xonanda sifatida yaxshi bilamiz. Hozirda ham san'atimiz olamida mana shunday bir ham sozandalikni, ham xonandalikni mana shunday bir ijod qilib kelayotgan ijodkorlarimizdan O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Toyir Qo'ziyev hozir mehmon bo'lib o'tiribdilar. Alloh rahmat qilgan bo'lsin Rustam Qori ustozimizni o'tganlarida o'tganlarida yoshlari 37 yosh bo'lgan ekanlar. Yana bir narsani eslatib o'taman deb mana hozirgi kunda juda kerak narsa deb o'ylayman. San'atkorlarning bir-biriga bo'lgan odobi. Bugun keldilar Rustam akam, Ahmadjon akam bilan biz ijod qilib, bir kun borsam she'r optiladi, she'r olib shu ashula shuni ashula qilamiz dedilar. Sen yaxshisan, men yomon degan ashulani Ahmadjon akam birinchi so'zini topib boshladi shuni. O'tib o'tib xizmatlarda sekin nima deydi shlifovka qilib etib xalq ichiga kirgizishni boshladi. Shunaqa edi endi ilgari konsert emas, to'y emas, televizor emas, to'ylarda ko'p yangi ashulalar, shinavandachilik bo'lardi. Shuni endi og'izdan og'izga o'tib hamma eshitgandan keyin Rustam aka bir kun keldilar deb to'yda ko'rishib, Muhammadjon dedilar. Ha, o'rtoq dedilar. Shu an ashulang juda chiroyli chiqibdi-da. Sen yaxshisan, men yomon. Ha, Rustam dedilar, bilyapman nasa dedilar. Men eshitiramiz endi, quloqimiz ding bo'lib turadi darroq. Nima deyshyapti bular, qanaqa gaplar? Yoniga boramiz, ko'rishib qo'yasiz. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Keyin o'sha ashulang juda menga yoqdi. Maylimi, men ham aytib yursam dedilar. Qarang, maylimi, men ham aytib yursam deb odob bilan so'rayaptilar. Yoki bo'lmasa bularni darroq aytardilar. Ana ashulang menga yoqadi, men ham buni aytaman dedilar. Aytur, bir bo'lim bilan ashula almashib olishdi. O'sha to'yda. Keyin akam Rustam akam yaxshi ko'rgan ashulalarni aytadilar. Bir joyga kirsak Rustam akam tor pirillatib, chiyalib, "Sen yaxshisan, men yomon" aytayotdilar. Kim Mahmudjon aka aytdi, "Ashulani zo'r aytayotdi, aytib qo'y, gonorarini bizga bersin." Men o'ylardim o'zimcha, bunaqa tortchalish mumkin emas. Shuni bir yig'inda o'tiruvdik. Abjabor akam bor edilar o'sha yerda. Rustam akam endi qitiqlab Rustam akam paydo bo'lgandan keyin davrada ularni qitiqlash kerak edi. Ulardan bir narsa eshitish uchun askiya qilinardi yo bir narsa eslatilardi-da, keyin ilhomlanib Toriq o'liga berib qo'yardilar-da. Ha, Rustam aka aytib bering. Yo, qo'ysalaring deb turibdilar endi. Kichkina o'tirishdamiz. Keyin Jabbor akam aytdilarki, "Anu chalinmaydigan pardalar ham bor-u, torda endi anu chetvert to'rlar arabga yaqin pardalar bor. Biz uni o'ylardik. Chalinmaydigan pardalar biz uchun quloqimizga yoshligimizda eshitilmas u pardalar arabcha haligi chetvert ton deydi. O'sha joylarini ham chalib tashlaysiz Rustam aka, o'sha joylarni chalib bering deyordi Jabbor akam. Rustam akam mensimadilar, bunday oldilar. Ha, men buni aytyapsanmi deb chalib yubordilar. Barmog'iz yugurib ketib qoldi. O'rnidan turib chiqib ketib qoldim hali joydan. Qaysi parda u? Qayerdan topib chaldilar uni man? O'sha torda qani u parda? Men chalsam ham topolmaydigan joyi. Nomda chaldilar. Ha, bumi? Manaqa dedi. Nomda teskari qarab chalib yubordilar. Qo'l o'zi yurib ketib qoldi. Men aytdim, bu parda bekorga bo'tib turmas ekan-da, biz uni olib, qo'l chetlab o'tardi. Biz uni chalinmaydigan parda deb o'ylar ekanmiz-da. Keyin o'sha narsalar birgina kichkinagina detal men uchun bir nima deydi, darsda. Yonlarda shu mikrofon qo'yib, anaqa nima deydi, ushab turib, torlarni tomosha qilib, bu barmoqlarni yurishi, keyin ansambl bo'lishi doirachi bilan. Yonlarda hech kim bo'lmasa ham bo'ldi, bitta doirachi o'sha yursa ikkalov chalishardi. Endi rahmatli Ma'mur akam o'tib ketdilar, ular chalgandi ikkalov. Bu tanda ham bunaqa chalishishlar, mana o'zinglar ko'p ko'rgansizlar.
rahmat. Rustam akamni mana shu magnit tasmalari orqali taniganman birinchi marta. Shu 14-15 yoshli vaqtimda eshitganman. Endi bu darajadagi yo'nalish, bir joziba umuman bir hech kimga o'xshamagan darajada bir nima desam ekan, bir tasavvurga sig'maydigan darajada bo'lgan Rustam akamni san'atlari, sozandalik, xonandalik yo'nalishlari endi shularni eshitib yurib, qo'ldan kelgancha endi harakat qilib, nima deymiz endi? Shu torchalishlardan endi nimalarnidir o'g'illashga harakat qilganmiz, chalganmiz qo'limizdan kelgancha. Endi yonimizda birga yurgan hamnavas akalarimiz endi Rustam akamni tanigan, bilgan odamlar yetishardi. Shu Rustam qoraqamoldalarga sani olib boramiz. Bir uchrashishingizlar kerak sizlar. Bir ham suhbat bo'lishingizlar kerak deb yurishardi endi. Niyat qilib yurardik shu Rustam akamoldalarga boramiz, boramiz. Endi bir kun keldi, bir xonadonda xizmatda bo'lib qoldik. Shu xonadon egasining tavallud kunlari ekan. Endi Rustam akam bilan juda ham qadrdon bo'lishgan ekan ular. O'sha 1990-yil o'sha 12 sentyabr kuni. O'sha yerda endi biz navbatchi san'atkor bo'lib endi xizmatda bo'lib turgandik. Rustam akam kirib kelib qoldilar, endi men uni sezganim yo'q. Rustam akamni bir tabassumingdan degan shullalarini endi o'rganib o'sha paytda yetib yurardik. Shu qo'shig'ini yetib shu boshladik endi, boshida o'sha torda chalinadigan joylari bor edi. Shu joylarni chalib endi nima qilib tursak orqadan "Ey!" deb bir baqirib qo'ydilar endi. Men bilganim yo'q, xayolim kelmadi Rustam akam kelganlari. Shular haligi qo'shiq yetib bo'ldik. Rustam akam keldilar deb keyin bizga yetib qolishdi, shu bilan to'xtadik. Endi bildim Rustam akam keldilar, endi o'sha joyda endi shunaqa bir hayajon bosdi. O'tirib endi eshitdim qo'shiq, hozirgi aytgan qo'shig'ingizni dedilar. Ya rahmat. Mana shularimni aytgan ekansiz. Omadingiz bersin, xursand bo'ldim. Men sizdan shu qo'shiqni eshitib dedilar. Omadingiz bersin deb endi o'sha yerda bir duo bergan bo'ldilar. Endi yonimizda borgan sozanda akalarimiz, ustozlarimiz endi mana o'sha yerda endi yana ham bir nima qilishdi, Rustam aka ko'proq shu sizni torchalishlaringizga harakat qilib shu nimalarnidir harakat qiladi, shu bola endi bir o'zingiz ustozlik qilasiz deb aytib o'tishdi endi Rustam aka o'sha yerda. Shunda meni qo'limni oldilar-da. Xudo xolisa, mana shu to'y mavsumlari endi u paytda xabaringizlar bor, endi juda ham to'ylar ko'p bo'lardi. Shu to'y mavsumlarini tugatib olsak siz bilan xudo xolisa shu qish kunlarida bir o'tirib suhbatlashamiz, ijod qilamiz. Endi o'sha kuni bir men o'zim Rustam aka bilan uchrashib bir 7-chi osmonlarga chiqqan bo'lsam, endi xursandchilikda qaytib keldik uyimizga. Ertasiga endi xizmatga borishimiz kerak. Ertasiga shunaqa bir mashhum xabarni eshitib, men shu darajada bir og'ir holatga tushib qoldimki, endi buni nima desam ekan, aytib bera olmayman xullas. Shunaqa bir yaxshi niyatlar bilan uyimizga kelib turib, ertasiga bu gapni eshitish juda ham bir og'ir bo'ldi. Ana endi albatta Rustam Qori Tursunovni farzandlariga yuzlansak, ya'ni bu yerda mana Sherzod aka Tursunov o'tiribdilar. Sherzod aka, hozir biz do'stlari, muxlislari, shogirdlari orqali Rustam Qori Tursunovni umuman qanday inson bo'lganliklarini bilyapmiz. Oilada qanday inson bo'lganlar? Shu haqda gapirsangiz marhamat. Oiladagi o'rinlarini eslab o'tadigan bo'lsak, biz farzandlar juda bag'rikeng inson edilar oilada. Birovni ko'ynini, masalan, farzandlarni bo'ladim yo onamlarni, hech qaysimizni ko'ynimizni cho'ktirmaganlar. Men onamlarga yomon muomala qilganlarni eslamayman, adamiz rahmatligini. Keyin ochiq ko'l inson bo'lganlar. Men o'zimiz guvoh bo'lganimizki, u xoh tanish bo'ladimi, xoh begona bo'ladimi, juda ko'p shularni qo'llab-quvvatlariga guvoh bo'lganmiz. Endi armon bo'lib qoldi. Yosh ketdilar, ilohim Alloh oxiratlarini obod qilgan bo'lsin otam rahmatlini. Keyin yana bir narsani eslab o'tmasdan ilojim yo'q. Onam rahmatlini ham unlari bor. Adamlarni mana shu darajada yetishlariga yoki shunaqa san'at sohibi bo'lishlariga, chunki biz
bevosita ko'rganmizda o'zi ijod jarayonida boshqasi. Onam rahmatli har doim yonlarida bo'lganlar, har doim yordam berganlar, o'sha she'r o'qib berish bo'ladimi? Qisqa qilib aytganda adam rahmatlining birinchi tinglovchilari, birinchi baho beradigani onam edilar. Ularni ham Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Mana yaxshi kunlarda esladik. Keyin menda ko'ynimda armon bo'lib qolgan narsa adamimiz rahmatli bilan o'sha vafot topadigan kunlar ertalab oila dasturxonda choy ichib o'tirganmiz. Shunda endi kalitlari bo'lardi, endi kechqurun o'sha xizmatdan, xalq xizmatdan kelsalar o'zlari ochib kiradilar hali kalit bilan. Onam rahmatli aytdiki, adasi deyapti, kalitingiz qolib ketibdi xaladinning ustida dedilar-da. Ya endi bu kalit menga kerak bo'lmaydi, oysa deyapti. Ya nima qilasiz endi, bu kalit sizga kerak bo'lmasa kimga kerak? Mani o'zim kalitim bo'lsa, boshqa bo'lsa, bu yoningizda yuradigan kalit. Yo, kalit shutni qovursin dedilar. Mani yodimda qolgan narsa qulog'im shu jaranglaveradi dedi. Kalit qovursin, men bugundan keyin boshqa joydan kirib chiqaman dedilar-da. Mana shunaqa narsalar endi yuringizda armon bo'lib qolgan. Yoshlik qilganmiz buni, tubi yetmaganmiz. Keyin biz maktabga ketdik. O'sha kuni bo'layotgan voqea. Bizi maktabdan keladigan vaqtimizga bular xizmatga ketadigan vaqtligi to'g'ri kelardi. O'sha yo'l-yo'llarda ko'rib qolsalar, boshqa qilsalar, mashinada ketishayotgan bo'lsa, shopirlari masalan haydovchilar etsa, to'xtab, yonlariga chaqirib, aqlli bola bo'lib o'tiringlar, oyilarni koyitmanglar, ozgina anaqa qilardilar-da, poylab o'tiringlar, men kelaman bolam dedi. O'sha kuni ko'rib to'xtam ham o'tib ketdilar-da. Ishonsangiz agar mana onam ham o'tib ketdilar. Kelib rasa yig'langanman. Endi menga juda hali yovvoyi narsa bo'lganda har doim boshqacha muomala, o'sha kuni shu muomalani topmadim-da, shunda teskari qarab o'tib ketganlar-da menga. Mana shu narsalar armon bo'lib qolgan. Ilohim mana fursatdan foydalanib shu ko'rsatuvni tashkilotchilariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Oila a'zolarimiz nomidan shu yerga yig'ilgan barcha do'stlariga, otamni, shogirdlariga mana shunchalik eslab yod olib kelishganlarga barchalariga tashakkur etmoqchiman. Ilohim fursatdan foydalanib otamni deyman, Alloh rahmat qilsin. Ilohim barcha yaxshi qilgan amallarini o'zlariga hamroh qilsin. Qolganlarga kelgan yillarga hammanglarga tashakkurimni izhor qilmoqchiman. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Akmal aka sizga yuzlanmoqchiman. Mana shu ustoz san'atkor haqida o'zingizni xotiralaringiz qanday yod etasiz u kishini? Marhamat. Ustozimiz san'atdan ishqibozim bo'lib 79-80 yillarda yonlariga shogird bo'lib kelganmiz. Institutda o'qiydigan bolalar hali tayyorlov kursida o'qirdik. Bu odam san'atiga juda qattiq ishqiboz bo'lganimizdan bir odam yetaklab kelib, ustozdan shu Samarqand darvozadagi uyda tanishtirib ketganlar. Bu odam shunda do'rda yashab shunchalik ijod qildilarki, to'g'risini aytganda san'at ahlini O'zbekiston bo'yicha o'zlariga ergashtira oldilar. Unga tan berish kerak. Ham sozandalikda, ham bastakorlikda, ham xonandalikda ancha odam, ham ayollarimiz, ham erkaklarimiz bu odam san'atdan bahramand bo'lib shu san'atga ergashdik. Bu bir kichkinagina ana 37 yosh deb gapiryapti hozir. Buni eslash o'zi juda ham og'ir narsa. Albatta gapirib o'tishdi. Bu odam uxlaganmikan deb. Yonlarida yurardim doim. Xizmatlarga birga borardik, birga kelardik. Mahalla paytida o'zimni xizmatlarim bo'lib qolsa, Akmaljon siz borib kelavering. Ertaga nima ish qilasiz? Yetdi. Keling. Mana Nasir aka o'ylariga borardik. Ko'p shu odam o'ylarda yig'ilishib birga xizmatga ketardik. Alloh rahmat qilsin. Bu odamning san'atlari bir bizaga bir oltin meros bo'lib qoldi. Aziz teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Eslatib o'tamiz, siz Retro Shedevr dasturini tomosha qilyapsiz. Studiyamizda juda ko'p ustozlar yig'ilishgan va hozir men so'z navbatini mana shu televideniya sohasida juda ko'p yillar davomida faoliyat yuritib kelayotgan va aynan bizning dasturimizni ham ovoz rejissyori Bahodir aka o'tiribdilar. Bahodir aka, Rustam Qori Tursunov haqida sizga ham xotiralaringiz bor, bilamiz. Marhamat, so'z sizga. Rustam akam yosh bo'lmasa ham yetuk san'atkor edilar. Nima chalg'a sob qo'llariga ushasalar, o'shani diapazonini. Diapazon degani mana bu yerda san'atkorlar hammasi tushunadi.
Ali doğudan ardan yağ geçer diyor. Kudu şuna kadar. Doğudan sil geçer, kays pardı, neçe aktabaki kutu alıştığını bulardılar. Şu kolları göçerken asfabı çelmezden koymasıydılar. Ben en etbiremen yürgenlersem, Rustam Eken film kensiyetlerini oğutuyduk. Zakır Eken kayyum bir istoriyle. Bugün kiramadılar, işleri bularken yuvada paralel bu koyan uzuriyeti vardı. Şu adam telemerkezde ikinci studiyasında Rustam Eken bir yazı olmazdı. Üçüncü studiyada Muhabbet Şamavi İlasmanlayıp'la kegen. Çalgıçıyla Arslan Konası oturdu diye, bize Kabul Eken Rahmanlayıp'la şimdi keldirdik yaplaştırmamızı. Bu böyle Vengelski Polke deydi. Şunu çalvatı oldu, Rustam Eken odatlar bölümünde yürüyen de yerken sıkıp oyalar vurup koyardı. Hali usulde vurup getirdiler, böyle çalvatı yani, karavatkanı yok. Cek kolu zor işle vardı, tarar tarar bağırıp koyardı, bağırıp koyardı. Çal boğuldu, Rustam Eken telekim daha kalıp, bu dersliği mi dediler? Böyle yok ki biz organ çıkıyor, şuna kaçalımız da. Şuna kalma dediler. Tarı bir türüyüm engellediler. Tarı aldılar dedi, da yengeç olup, üçte samını başkasından sazdılar yani. Kuddu şuna sen çal boğuldular. Yani o böyle çalken de iki tasım işle atken bu ise, Rustam Eken de bütün tarı hem samı indi. Kuddu orkestra çal boğuldu işte. Bir adı turgen, sanatkar çalgıcılar katıp aldı ama cim işte vardı. Ustam Eken çeli yaptılar. Muhabbet Şamay başında kirlilerim ben yelkem nuru baha baha dedi. Ha, opetsem pişiydi yoğudildi. Za pişiydi paşa astırdı. Bugün yazmamızdım. Bulbul diye sayra vardı tor işte vasmadılar. Ha dedik. Şuna ka mihr bulan çaladılar. Yani ona ka buna ka hazma buna ka sanatkar bulmayayım ha. Buna ka yana boladım. Yo, bana Habibullah'ım zor çalışadı. Toyram zor sanatkor. Lekin Rustam Akam qo'llari u bunaqa yo'q. Ustoz sanatkorimizning qo'shiqlarini hozirda ham albatta xalqimiz sevib tinglaydi. Qolaversa, mana hozirda milliy estradamiz olamida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurashid Yo'ldoshev bugun mehmonimiz bo'lib o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Zuhro kelmadi qo'shiqlarini tomoshabinlaringizga yana ham bir omonlashdi. Siz ham hissingiz bor. Aytingiz, bu qo'shiqqa qanday bir mehr bog'lagansiz va bu qo'shiqni kuylashingizni bir kuylash bilan bog'liq bir xotiralar qanday bo'lgan? Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum aziz ustozlar. Rustam akam bilan hayotda ko'rish nasib qilmagan, Orol akam aytib o'tgandek, lekin ularni maktablarida juda ham ko'p foydalanganman. To'g'risini aytsam, ular qoldirib ketgan maktablarda o'qiganman desam to'g'ri bo'ladi, chunki yoshligimizdan Rustam akamning ijodlarini juda ham sevib tinglaganman. Qolaversa, ularning qo'shiqlarini ijro etib, juda ham ko'p tadbirlarda qatnashib, qolaversa, xalqqa tanilishimga sababchi qo'shiq o'sha mashhur Zuhron kelmadi qo'shig'ini ijro etgandan keyin Rustam Qori Tursunov haqida ustozlar aytib o'tgandek soatlab gapirish mumkin. Lekin dasturimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib boryapti. Siz aziz ustozlardan qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat deb qolamiz. Aziz teletomoshabinlar, tomosha qilganingiz Retro Shedevr dasturi edi. Keyingi dasturda ko'rishguncha omon